7'den 8'e hazırlık programımızda... Hocam LGS sonuçları da açıklanmış. Aynen öyle, harikasın. Şimdi bugün seninle beraber 8. sınıfta... Bizim açıklanacaktım hocam senin LGS sonuçları. Açıklanacak, merak etme. Süper bir heyecanla bekleyeceğiz ve en iyi liselere gireceğiz. Hiç merak etme evladım. Şimdi biz artık 7'den 8'e geçiyoruz. Yani artık LGS öğrenci, ortaokul bitiyor. Gerçekten çok heyecan verici bir seneye giriyoruz. Ve 8. sınıfta madde ve endüstri konusunu göreceğiz. Ve madde ve endüstri konusuyla alakalı... Soru geliyor hocam LGS'de bu konudan. Tabii ki geliyor evladım benim. En az 2-3 soru bu konuyla alakalı. Sadece bu ısı konusuyla alakalı geliyor. Dolayısıyla 5 ve 6. sınıfta biz bunları görmüştük aslında. İşte bunları biz bir tekrar edeceğiz. Temelimizi sağlam kuracağız. Zaten burada gördüklerimiz var ya, 5 ve 6'nın tekrarı. Onu da söylemek istiyorum. Yani gerçekten 8. sınıfta gördük. 5 ve 6'nın bak hal değişimi. İşte aynı zamanda maddenin ısı ile etkileşimi, ısı ve sıcaklık, ısı ile etkenliği. Yani aslında çok benzer konular. Biz bunları bir tekrar edeceğiz ve 8'e sağlam temelle başlayacağız. Biliyorsun kampımızda programımız süper bir şekilde devam ediyor. Çok yakında Kurban Bayramı tatilimiz geliyor ama öncesinde biz teker teker pıtır pıtır... Bayramda LGS olmaz. Ya ne alakası var? Şimdi peki biliyorsun biz bu programımızda 7'den 8'e hazırlık setimizi kullanıyoruz. Aynı zamanda 0'dan 8'e hazırlık setimizde kullanacağız. 7'den 8'e hazırlık setimizle alakalı sana çok güzel... Ben başladım hocam. Aynen öyle, sana çok güzel bir sürprizimiz var bu arada, onu söylemek istiyorum. 7'den 8'e hazırlık setimizin içerisinde 2 tane kitabımız var. Hatta programımız da var, onu da söylemek istiyorum. Bu 2 tane kitabımızın herhangi bir tanesini arkasında, hiç fark etmez, ikisinin de arkasında aktivasyon etiketleri var. Bu aktivasyon etiketlerini kazıdıktan sonra ortaya çıkan kodu eğer... TATS uygulamamızla, hatta hemen sana göstereyim. Bende TATS var hocam. Aynen öyle. TATS uygulamamız burada evladım benim. TATS uygulamamızı girip buradaki kodu TATS uygulamamızda kütüphanem kısmında, hemen göstermek istiyorum. Kütüphanem kısmındaki kitap aktivasyonu ile aktive edersen 1 GB internet ediyoruz. 1 GB. Bayramda her türlü tüketirim ben onu. Aynen, bayramda kullanırsın ve benzeri. Eğer bu kodu buraya yazarsan, yani buradaki aktivasyon etiketinin arkasında kodu yazarsan zaten kitabının dijital versiyonuna dolaşmış oluyorsun. Yani bu kitabı resmen dijitalde kullanabiliyorsun, sorularını çözebiliyorsun. Bir daha çözebilirim değil mi hocam? Yani bu kitabı yanına taşımana gerek yok. Bayram tatiline gittim mesela, sadece cep telefonundaki TATS uygulamasında tak 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 çözebilirsin soruları. Ya bayramda da test çözeceğiz. Aynen yani, tabii ki yapacak. LGS senesi. Dolayısıyla harika bir şekilde 1 GB internete ulaşabiliyorsun. Bu sürprizimizi de söylemek istiyorum. Çok özel bir sürpriz. Senin için hazırladık evladım benim. 7'den 8'e hazırlık programımıza devam ediyoruz ve ne yapacağız peki? 7'den 8'e fende test 1-3 arasını çözeceğiz. Ama hangi test, onu göstermek istiyorum. Hemen sana madde ve endüstri ile alakalı konumuzu hemen göstermek istiyorum. Burada evladım benim madde ve endüstrinin özellikleriyle alakalı. Tabii biz bazı testleri görmüştük. Burada hemen madde ve endüstri ile alakalı burada... Burada madde hal değişimi, madde ve endüstri ısı ve hal değişimi konusuyla alakalı 1, 2 ve 3. Yani sayfa 188'den başlıyor evladım benim. 193'e kadar çözmeni istiyorum. Harika bir şekilde bu konuları yaptığın zaman bu öğrendiğimiz konuyla alakalı çok güzel bir şekilde ödevini yapmış olacaksın. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bir kere hemen şunu unutmayalım. Maddenin kaç tane hali vardır evladım benim? 3 hali var hocam. Harikasın. Maddenin 3 hali var. Bunlar nedir? Katı, sıvı ve gaz. Bu katı, sıvı, gaz hallerini düşünürsek eğer, katıdan sıvıya geçişe ne diyorduk? Erime adını veriyorduk. Katıdan sıvıya geçişe erime adını veriyorduk. Sıvıdan gaza geçişe ne diyorduk? Buharlaşma adını veriyorduk. Sıvıdan gaza geçiş, buharlaşma. Bu adları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunlar hal değişimlerinin adları ve çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ardından eğer biz sıvıdan katıya geçersek... Donma hocam. Harikasın. Buna da donma diyoruz. Ve eğer gazdan sıvıya geçersek de buna da yoğuşma veya yoğunlaşma adını verebiliyoruz. Dolayısıyla bu 4 tane hal değişimini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Peki o zaman diyelim ki mesela burada bir usta var ve gerçekten de işte mücevher ustası diyelim, altını eritiyor diyelim, altını eritip başka bir şekle koyacak ve yeni bir takı elde edecek. İşte bunu yaparken katı altını neye çeviriyor? Sıvı altına çeviriyor. Yeniden şekil verebilmek için. Veya işte gümüşte de aynı şekilde bu eritme işleminden yardım alınıyor. Aynı zamanda mesela buradaki ördek nerede yüzüyor? Gölde yüzüyor. Göldeki su güneşin etkisiyle ne oluyor evladım benim? Bence buharlaşıyor. Harikasın, buharlaşıyor. Yani aslında sıvıdan gaza geçiş var burada diyebiliriz. Güneşin etkisiyle göl yüzeyindeki görülen buharlaşma mesela. Veya burada bir yoğuşma örneği var. Yani gazdan sıvıya geçiş. Ne yapıyor? Yağmur yağıyor bizim üzerimize. Veya bu çaydanlıkta dikkat edin. Sıvıdan gaza geçiş yani buharlaşma gözüküyor diyebiliriz. İşte bu tür hal değişimleri hayatımızın her yerinde var. Yani metallerin erimesi, suyun buharlaşması, suyun yoğuşması gibi farklı hal değişimlerini hayatımızın her yerinde görüyoruz. İşte erime, kaynama, buharlaşma, donma, yoğuşmayı bileceğiz. Bir de ekstra olarak neyi bilelim? Katıdan gaza geçişini diyoruz, süblimleşme diyoruz. Mesela naftalinin süblimleşmesi örnek olarak verilebilir. Veya gazdan katıya geçişe de kırağlaşma adını veriyoruz. Kırağlaşma da gazdan katıya yani direkt donma, hiç arada sıvıya uğramadan donma diye düşünebiliriz. Şimdi hangi hal değişimleri gerçekleşir ve buradaki hal değişimlerinde ısının nereden nereye doğru aktarıldığını da öğreneceğiz. Şimdi çaydanlığa konulan su elektrikli ısıtıcı yardımıyla ısıtılıyor. Tamam. Bir süre sonra çaydanlığın emziğine içi buz dolu metal tabak tutulduğunda tabak üzerinde su damlacıkları oluştuğu görülüyor. Yani burada bir çaydanlık varmış. Ne yapıyor? Çaydanlık tabii ısıtılıyor. Artık buradan ne yapmaya başlıyor? Su buharı çıkmaya başlıyor. Yani suyun aslında artık gaz hali. Su buharı çıkmaya başlıyor. Peki su buharı buradan çıkarken buz dolu bir tabağa koyduğumuz zaman buradan bir bakıyorsun sular damlıyor. Allah Allah, tabağın altı delik değil ki. Buz da erise bile tabağın altı delik olmadığı için aşağı doğru niye damlasın ki? İşte buradaki gerçekleşen olayları soruyor. Birinci olayımız şu: çaydanlıktaki suyun ısı alarak gaz hale geçmesi. Evet, gerçekten de buradaki su ısı alarak gaz hale geçtiği zaman buradan zaten çıkmaya başlıyor. İşte bu olaya ne diyoruz biz? Buharlaşma adını veriyoruz. Buharlaşma, hal değişiminin adını söylersek aslında gaz hale geçtiği için buharlaşma. Peki o zaman sana bir soru. İşte çaydanlıktaki su ne demişti? Buharlaşıyor demişti değil mi? Gaz haline geçiyor. İşte o zaman çaydanlıktaki su ne yapmış diyebiliriz? Isı aldığı için buharlaşıyor. Harikasın. Isı aldığı için aslında buharlaşıyor. Demek ki buharlaşan yani sıvı halden gaz haline geçen maddeler ısı alarak bu hal değişimini gerçekleştirebiliyorlar. Veya aynı şekilde katıdan sıvıya geçtiği zaman da yani eridiği zaman da aslında ısı alarak ancak eriyebilir. Peki tam tersine ne olur? Düşünelim, mesela sıvıdan katıya geçerse o zaman ısı vermesi gerekiyor. İşte burası çok önemli. Sıvıdan katıya geçerse veya gazdan sıvıya geçerse de ısı vermesi gerekiyor, unutmayalım. Mesela demiş ki 2. Metal tabağa çarpan su buharının sıvı hale geçmesi. Buraya çarpan su buharı, buhardı burada. Sonrasında sıvı damlacıklar şeklinde aşağıya dökülüyor. İşte bu olan olaya da biz yoğuşma diyebiliriz. Yani burada artık ne oldu? Gazdan, burada su buharıydı, buhardı yani gazdı. Sonrasında sıvı hale geçti. İşte burada yoğuşma veya yoğunlaşma da diyebiliriz. Peki burada madde ısı mı aldı, ısı mı verdi bu yoğuşmayı yaparken? Isı verdi hocam. Harikasın. Yani burada da ısı verdiğini bileceğiz. Çünkü buharlaşmak için zaten ısıya ihtiyacı vardı. Isı aldı. Yoğuşmak için de ısıyı vermeye ihtiyacı vardı. Isı verdi ve soğudu ve sıvı hale geçti diyebiliriz. Yani şöyle düşünebiliriz aslında. Katı hal en soğuk hal, gaz halse en sıcak hal gibi böyle aklına böyle bir şeyi kodlayabilirsin. Bu şekilde daha rahat hangisinin ısı aldığını, hangisinin ısı verdiğini daha rahat anlayabilirsin. Şimdi geldik maddenin ayırt edici özelliklerine. Ayırt edici özellik şu demek: her maddede farklı olan özellik. Mesela maddelerin yoğunlukları birbirlerinden farklı olabilir. Mesela maddelerin kaynama noktaları birbirinden farklı olabilir. Ne demek kaynama? Aslında madde sıvı halden gaz hale geçerken kaynama olayı gerçekleşiyor. Buharlaşmanın gerçekten tam o noktada olan haline biz kaynama adını veriyoruz. Şimdi bir deney yapalım. Diyelim ki alkol ve suyu, ikisini de birer kaba koyduk. Altlarına ısıtıcıları koyduk ve sıcaklıklarını arttırmak için ısıtıcılarımızı çalıştırmaya başladık. Şimdi ısıtıcılarımızı çalıştırmaya başladığımız zaman ne olacak? Sıcaklıkları artacak. Mesela alkol 20 derece Celsius'ta olsun. Su da 30 derece Celsius olsun. Şimdi ben bunları ısıtmaya başladığım zaman ne olur? Bunların sıcaklıkları artıyor. Çok enteresan bir şekilde bir anda hala ısıtmaya devam etmeme rağmen, bak çok enteresan, devam ediyorum ama sıcaklığı sabit kalıyor. Şimdi sıcaklık sabit kalıyor. Nasıl kalabilir ki? Ya ben ısı veriyorum buna. Yani ısıtıyorum bunu. İşte bu nokta, yani sıcaklığın sabit kaldığı nokta bunun kaynama noktası oluyor. Yani sıvı alkolün gaz alkol haline gelme noktası oluyor. İşte bu nokta bizim için özel. Yani 78 derece Celsius sıcaklığı bizim için kaynama noktası oluyor. İşte biz bu yüzden alkolün kaynama noktasına ne diyebiliriz artık? 78 derece Celsius diyebiliriz. Şimdi alkolün kaynama noktasının ne olduğunu bulduk. Aynı şekilde suyun da kaynama noktasını bulabiliriz. Nasıl buluyoruz? Yine sıcaklığını artırıyor. Isı veriyoruz. Artıyor. Sonra bir anda ya sıcaklık sabit, nasıl kalabilir? Isıtıyorum ya. İşte bu nokta bizim için, yani 100 derece Celsius bizim için suyun kaynama noktasıdır. Kaynama noktası su için artık 100 derece Celsius. İşte bu noktada kaynama gerçekleşiyor. Şimdi biz bu sıvıların, mesela buradaki alkol ve suyun aslında kaynama noktasını bir deneyle bulabildik. İşte bu özel nokta, sıcaklığın sabit kaldığı ve hal değişiminin yaşandığı bu özel noktaya biz ayırt edici özellik diyoruz. Çünkü maddeler de farklı. Bakar mısın, burada alkolde 78 derece Celsius, susu da 100 derece Celsius. Farklı kaynama noktalarından bahsediyoruz. Aynı şey erime noktası için de geçerli. Mesela su 0 derecede donar, aynı zamanda 0 derecede buz eriyip suya dönüşür. Yani erime ve donma noktası aynı yerde oluşur ve aynı sıcaklık değerinde oluşur ve dikkat edelim. Erime ne demekti? Katıdan sıvıya. Donma ne demekti? Sıvıdan katıya. Yani aslında geçiş yeri aynı diye düşünebiliriz. Erime ve donma noktasında da ayırt edici özellik bulunuyor. Yani farklı maddelerde farklı erime noktalarından söz edebiliriz. Mesela suyun erime noktası, mesela suyun donma noktası 0 derece Celsius iken alkolün farklı bir sıcaklık değeri oluyor. Şimdi bir sıcaklık zaman grafiği nasıl okunur beraber bakalım. Şimdi demiş ki fen bilim dersinde hazırlanan düzenekle sürekli ısıtılan bir sıvıya ait, bak dikkat edelim, sürekli ısıtılan bir sıvıya ait sıcaklık zaman grafiği yukarıdaki gibidir demiş. Şimdi maddenin kaynama noktası kaç derece Celsius'tur diye soruyor bize. Şimdi dikkat edelim. Şimdi ben bir sıvıyı ısıtıyorum. Sıvıyı ısıtırsam sıvı, eğer hal değişimi gerçekleşirse ısıttığım bir sıvı hangi hale geçer? Gaz haline geçer. Harikasın, gaz haline geçer. İşte bu hal değişimine biz buharlaşma adını veriyoruz. Ama tam hal değişiminin olduğu yere kaynama noktası adını veriyoruz. O yüzden şimdi demiş ki bize kaynama noktası, yani hal değişiminin olduğu nokta. Peki hal değişimindeki sır neydi? Hal değişimi sırasında saf maddelerin sıcaklıkları sabit kalır ısıtılsa dahi. Burası çok önemli. Demek ki burada devam ediyoruz. Isıtmaya başladık. 10 derece Celsius, 25 derece Celsius, 35 derece Celsius, 30... Nasıl yani? Yani artmıyor mu? Niye artmıyor? İşte artmıyor dediğin yerde, yani 9. dakika 7. dakika arası aslında artmıyor. İşte bu arada hal değişimi olmuş demek ki. İşte buradan hemen biz hal değişim noktası olan kaynama noktasını özellikle ayırt edici bir noktadır bu arada. Ayırt edici bir özelliktir. Dolayısıyla 35 derece Celsius olarak söyleyebiliriz. Maddenin hal değişimi kaç dakika sürmüştür? Dikkat edin bak. 3, 5, 7 buraya kadar sürekli artmış. Sonrasında sabit kalmış. Sonrasında yine artmaya devam etmiş. Demek ki artık gaz oldu ve devam ediyor artmaya. Demek ki burada da şunu söyleyebiliriz. İşte bu arada, yani 2 dakikalık bir sürede ne olmuş? Madde hal değişimini tamamlamış diyebiliriz. Çünkü burada sabit kalmış. Buradan anlayabiliyoruz. Şimdi de geldik ısı ve sıcaklık arasındaki farklara. Şimdi şunu unutmayalım. Bu odanın ısısı kaç derece? 20 derece hocam. İşte hayır, hatalı söyledin. Bu odanın sıcaklığı kaç derece diye sormam gerekiyordu sana. Çünkü sıcaklık bir ölçü çeşidi aslında. Ama dikkat edelim. sıcaklık bir ölçü ama ısı bir enerjidir. O yüzden ısı ve sıcaklık birbirleriyle aynı değildir. Kesinlikle farklıdır. Ama şöyle düşünüyorsun, hani ya burası işte çok ısındı, sıcaklığı arttı gibi halk arasında kullanılabiliyor. Ama bilimde ısı ve sıcaklık birbirinden farklı. Mesela ısı bir enerji çeşididir. Isı bir enerjidir ve mutlaka başka enerjilere dönüşebilir. Mesela ısı enerjisi işte ışık enerjisine dönüşebiliyor veya ses enerjisine dönüşebiliyor. Yani farklı enerjilere dönüşebiliyor. Aynı zamanda elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşebilir. Farklı enerji türleri birbirine dönüşebilir. Peki neyle ölçülür dersek, kalorimetre kabı denilen özel bir ölçüm aleti var. Birimi nedir desek, birimi de kalori. Kalori veya jül. Bunu da cal veya j harfiyle gösterebiliyoruz. Şunu unutmayalım. Isı maddeler arasında alıp verebiliyor. Mesela işte ne bileyim, sıcak bir portakalı tuttum. Portakal bana ısı verebilir. Veya elim sıcak, portakala ısı verebilirim ben. Dolayısıyla ısı akışı sıcak maddeden soğuk maddeye doğru şeklinde devam eder. Peki sıcaklık nedir? Sıcaklık bir enerji çeşidi değildir. Sıcaklık bir ölçüdür aslında. Termometreyle ölçülüyor bu ve birimi derece Celsius. Derece Celsius'u böyle bir derece işareti ve yanına büyük C harfiyle gösterebiliyoruz. Maddeler arasında alınıp verilemiyor. Unutmayalım, sıcaklık alınıp verilemez. Termometre aletiyle ölçüyoruz. Peki ısı alışverişi nasıl gerçekleşiyor? Isı alışverişi deyince hemen aklımıza şu gelecek. Sıcak maddeden soğuk maddeye ısının akışına biz ısı alışverişi diyoruz. Zaten burada mesela 40 derece Celsius madde var, 10 derece Celsius madde var. Bunları birbirlerinin yanına getirdiğimiz zaman sıcak maddeden soğuk maddeye doğru bir ısı akışı gözlemlenir. Yani ısı akış yönü sıcaktan soğuğa doğrudur. Ve buna çok dikkat edelim. Isı akışı sıcaktan soğuğa doğru oluyor ya, aslında bu madde ısı kaybediyor, bu madde de ısı kazanıyor. Dolayısıyla bunun sıcaklığı artarken bunun sıcaklığı azalıyor ve sonrasında ne oluyor? Deneyin sonucunda ikisinin de sıcaklıkları aynı olana kadar bu ısı akışı devam ediyor. Artık aynı olduktan sonra da tamamen duruyor. Yani niye artık ısı aksın ki? Yani ikisinin de sıcaklıkları aynı. Şunu unutmayalım. Herkesin yaptığı bir hata var. Mesela sana bir soru evladım benim. Burada bir madde var. 20 derece Celsius. Büyükçe bir madde. Bunun yanında da böyle küçücük bir madde var. Bu da 20 derece Celsius. Sence ısı akışı soldan sağa mı doğru olur, sağdan sola doğru olur? Soldan sağa doğru olur. Harikasın, çok güzel hata yaptın. Çünkü büyüklük küçüklüğün hiçbir anlamı yok. Eğer sıcaklık değerleri aynıysa senin dediğin gibi soldan sağa doğru akış olmaz. Akış olmaz. Çünkü sıcaklık değerleri aynı olan iki madde arasında hiçbir şekilde ısı akışı olmaz, ısı alışverişi olmaz. Çünkü tek temel şart ısı alışverişi için sıcaklıkların farklı olmasıydı. Bunu da unutmayalım. Şimdi maddenin tanecik yapısına bakalım beraber. Artık diğer sınıfımızın tekrarına geldik. Şunu unutmayalım. Bir kere maddenin tanecik yapısında maddenin halleri katı, sıvı, gaz ve katının tanecikleri birbirlerine çok yakın ve tanecikler arası boşluklar çok az. Sıvının tanecikleri birazcık daha açık. Gaz tanecikleri ise birbirlerinden çok uzak, bağımsız taneciklerden bahsediyoruz burada. Mesela şunu unutmayacağız. Katı, sıvı, gaz, bütün madde hallerinin tanecikleri bir kere titreşim hareketi yaparlar. Titreşim hareketi taneciklerin olmazsa olmaz hareketidir. Titreşim hareketi %100 bütün taneciklerde var. Peki öteleme ve dönme hareketi dediğimizse sadece ve sadece akışkan madde hallerinde var. Nedir akışkanlar? Şimdi ben bu buzun bir yerden bir yere doğru akacağını söyleyebilir miyim? Hayır, buz akmaz. Çünkü buz katıdır. Yani katı maddeler bir yerden bir yere doğru akmaz. Ama dikkat edelim, sıvı maddeler bir yerden bir yere doğru akar. Suyun akışı gibi. Gaz maddeler de bir yerden bir yere doğru eser. Mesela rüzgarın esişi gibi düşün. Aklına öyle getir. Burada mesela öteleme, yani bir yerden bir yere doğru akma hareketi var. Yani dönme hareketi de sıvı ve gazlarda, özellikle akışkan maddelerde olan bir hareket. Dolayısıyla buradaki katı, sıvı, gazdan hangisi titreşim hareketi yapıyor? Hepsi yapıyor. Harikasın. Hepsi yapıyor. Dolayısıyla hepsinin yaptığını çok iyi bileceğiz. Titreşimi hepsi yapar. Ama hangisi dönme hareketi yapar desem? Sıvı ve gaz hocam. Harikasın. Sıvı ve gaz, yani akışkan olanlar dönme hareketi var. Hangisi öteleme? Yine sıvı ve gaz. Asla ve asla öteleme dönmeyi katı yapmıyor. Unutmayalım. Şimdi bir kere şunu unutmayalım. Katıların belli bir şekli vardır. Ama sıvıların ve gazların yoktur. Bunlar hangi kaba koyulursa onun şeklini alırlar. Belirli hacimleri katıların vardır. Sıvıların da vardır. Mesela 100 mililitre su veya bir içecek diyelim. Ama gazların belli bir hacimleri yoktur. İstersek sıkıştırabiliriz. Şunu unutmayalım. Katılar akışkan değil, sıvı ve gazlar akışkandır. Sıkıştırılabilme özelliğine baktığımız zaman katılar ve sıvılar sıkıştırılamaz. Normalde sıvıların sıkıştırılmayacağını kabul ediyoruz. Çok az bir, ama bunu da ihmal ediyoruz. Gazlarda ise sıkıştırılma özelliği var. Yani ben koskocaman Bolu'daki gazı şöyle avucumun içine toplayabilirim. Gazların böyle bir sıkışma özelliği var çünkü. Tanecikler arası boşluk. Burada çok az, tanecikler birbirine çok yakın. Burada en fazla diyebiliriz. Tanecik hareketine baktığımız zaman titreşim, diğerlerinde ise titreşim, dönme ve öteleme hareketi var dedik. Şimdi maddenin ısı etkenliğine baktığımız zaman ısıyı iletme özelliğine göre maddeleri ısı iletkeni maddeler ve ısı yalıtkanı maddeler olarak ikiye ayırıyoruz. Yani aynı elektrik iletkenliğindeki gibi. Elektriği ileten maddeler, bir de yalıtan maddeler vardı. Burada ısı iletkeni maddeler ve ısı yalıtkanı maddeler diye iki farklı cins maddemiz var. Burada mesela birkaç tane örnek verelim. Isı iletkeni maddelerde metaller ısı ileten maddelerdir. Dolayısıyla ısı iletkeni maddelerdir. Ama mesela tahta, ama mesela plastik, bunlar ısı yalıtkanı maddelerdir. Hatta evlerin tahta yapılmasının sebebi, hani böyle ahşap evlerin olmasının sebebi aslında, veya yerlerinin tahtayla döşenmesinin sebebi aslında ısıyı yalıtıp yerdeki soğuğu ayaklarımıza geçirmesin veya dışarıdan soğuk içeriye rahat rahat giremesin diye veya içerideki sıcaklık dışarıya çıkmasın diye evlerin özel olarak inşaatında bunlar seçiliyor diyebiliriz. Aynı zamanda şimdi de ısı iletkenlerinin kuvvetine, yani aslında ne kadar ısıyı iletiyor onu bir ölçümle bakalım. Burada mesela diyelim ki alüminyum çubuk, demir çubuk var. Aynı boyda özdeş ve özdeş ısıtıcılar koyuluyor uçlarına ve diğer uçlarına da mum yapıştırılıyor. Mumların düşme süresini etkileyen faktörlere bakacağız. Şimdi bir kere mumların düşme süresini etkileyen faktörlere baktığımız zaman ocağın verdiği ısı enerjisi miktarı. Şimdi ocak aslında ısı veriyor ve alüminyum çubuktan bu ısı aktarılıp sıcaktan soğuğa doğru gittiği için buradaki mumu eritmeye başlıyor. İşte ocağın verdiği ısı enerjisi miktarı o yüzden çok önemli, aşağı doğru düşmesi için. Aynı zamanda çubuğun uzunluğu da önemli. Eğer çok uzun olursa uzun sürede buraya kadar ulaşır, değil mi? Bir de ısı iletkeni çubuğun cinsi, yani alüminyum mu daha rahat iletir ve sonrasında mum daha çabuk erir, ve yoksa demir mi daha rahat iletir? İşte iletkenliğinde kuvvetleri var. Yani ısı iletkenliği iyi olan bir madde ise alüminyum demiri geçebilir veya demir bundan daha iyiyse alüminyumu geçebilir ve bu sayede mum ilk başta hangisine düşerse oradan deriz ki tamam, o zaman sen iyi ısı iletkenin maddesin diyebiliriz. O zaman müthiş bir şekilde dersimizi tamamladık. 7'den 8'e hazırlık kitabımızda hemen size ödevimizi tekrar etmek istiyorum. Madde ve endüstri ünitemizde, atom ve özelliklerini, atomun yapısını, elementleri ve benzeri yapmıştık zaten. Burada artık neye geçiyoruz? Isı ve hal değişimi konusunda, yani madde ve endüstrinin ikinci kısmında 8. sınıfta, öncesinde ne yapmamız gerekiyor? 5. sınıf tekrarında madde ve hal değişimi test 1, test 2, test 3, test 4, test 5 ve test 6, yani 5. sınıf tekrarını tamamlıyoruz. Sonrasında 6. sınıf tekrarına geçiyoruz. Burada maddenin tanecik yapısını tekrar ediyoruz. Maddenin ısı etkenliğini tekrar ediyoruz. Ve bu işi bitiriyoruz. Toplam 8 tane testiniz var. Hadi bakalım yeni nesil sorularla bu işi halledelim diyorum. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Teşekkürler hocam, görüşürüz.